Ne söyledi? Neler saçmaladı? Kim? Şu Zubidubi. Zübeyir mi? Onun suratını darmadağın etmemek için kendimi zor tutuyorum. Ne? Ne söylüyordun ona? Ne söylemişim ki? Şunu. Evliliğimizin anlaşmadan ibaret olduğunu. Ama bir şeyi gözden kaçırıyorsun. Sizin evliliğiniz bir anlaşma üzerine kuruldu. Ben söylemedim. Zübeyir söyledi. Zübeyir söylemiş olabilir. Ama sen de onayladın. Onayladım çünkü öyle düşünüyorum. Evliliğimiz bir anlaşmadan ibaret. Mutlu mesut evlenmedik biz. Kafana silah mı dayadım? Evlenmeye mi zorladım seni? Ha? Bu bizim özel meselemiz. Neden o araya giriyor? Kim ki o adam? Senin üzerinde ne hakkı var? Cevap ver bana! İnan bana, Zübeyir'in bir suçu yok Zeyn. Hiçbir suçu yok. Tabii. Zübeyir'in ne suçu olacak ki? Aliye Hanım'ın hayatında tek bir suçlu var. Zeyn Abdullah. Aklını mı kaybettin Zeyn? Zübeyir benim kuzenim. O benim halamın oğlu. Halam evliliğimizin nasıl gerçekleştiğini biliyordu. Zübeyir de ondan duymuş. Hem unutma, o senin de kuzenin. Bu ona kafama attırma hakkı vermez. Kuzenliğin de bir sınırı var. Evliliğime neden burnunu sokuyor ha? Ya sen? Sen de hayatını onunla açık açık konuşuyorsun, öyle mi? Bunu ne zaman yaptım? Öyle mi? İyi ki geldin Zübeyir. Kalbimi açabileceğim biri var artık, böyle söyledin. Böyle söylememiş miydin? Artık burada olduğuna göre kalbimi açabileceğim biri var. Benimle duygularını paylaşmayı denedin mi hiç? Evet. Birçok kez denedim. Duygularımı paylaşmaya çalıştım. Partide de denedim. Ama sen meşguldün. İçki içiyordun. Ve diğer kızlarla dans ediyordun. Sen hangi ilişkiden söz ediyorsun? Canın istediğinde gülümsüyorsun. İstemediğinde konuşmuyorsun bile. Bu nasıl bir ilişki böyle? Gereksiz yere Zübeyir'e öfkeleniyorsun. Onun bir suçu yok. Zavallı Zübeyir. O öyle çok gülümsüyor ki. Sanki yüzünde plastik bir maske var. Ahlaklı Zübeyir. İyi niyetli Zübeyir. Külahımı anlat! Gözden kaçırıyorsun. Sizin evliliğiniz bir anlaşma üzerine kuruldu. Buna mecbur değiliz. Tamam, bir anlaşma yaptık. O zaman böyle devam etsin. Mutlu bir hayatın hayalini kurmamalıydım. Birbirimize yakınlaştığımızı sanmıştım. Ama gerçek şu ki öyle olmamış. Bu konuda çok yanılmışım. Bu gece beni bir rüyadan uyandırdı. Hayatımın gerçeklerini yüzüme çarptı. Yaşadığımız bir yalanmış Aliye. Yabancıymışız biz. Ve bu hep böyle olur.